Aynısı yarın. Yıllardan sonra. 5. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Seçkin Başkan. Uyarlayan Yavuz Selim. Yayına hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Hasan Dinç. Babasının istememesine rağmen fakir bir adamla evlenen Nazan, kocasının ani ölümü üzerine 4 yaşındaki oğlunu alarak baba evine gider. Ne var ki kızına olan öfkesi hala geçmemiş olan fabrikatör İsmail Bey, Nazan'la oğlunu evden kovar. Bu arada İsmail Bey'in işleri de iyice bozulmuştur. Sahibi olduğu fabrika gün be gün batmaktadır. Büyük kızını zengin bir iş adamıyla evlendiren İsmail Bey, zengin damadından yardım ister. Ancak damat Metin Bey yardım etmeyince İsmail Bey çaresiz iflasını ister ve böylece 5 parasız kalır. Hem kızı Nazan'ın hem de kocasının işlerine üzülen Naime Hanım'a felç gelir ve yaşlı kadın yatalak kalır. Öte yandan Halil adında bir avukatın yanında çalışmaya başlayan Nazan, babasının ve annesinin durumunu öğrenince hemen hastaneye koşar. Hastanede babası ve ablasıyla tartışır. Ertesi günü ise tanıdık bir hemşire Nazan'ı arayarak ablasıyla babasının tamamıyla iyileşmemesine rağmen Naime Hanım'ı hastaneden çıkarttıklarını söyler. Nazan deli gibi olur ve doğru ablasının evinde kalan anne ve babasını ziyaret eder. Aa, Nazan ne işin var burada? Neden annemi tamamıyla iyileşmeden hastaneden çıkardınız? Bağırmadan konuş, burası benim evim. Tamam, senin evin biliyorum ama annem de benim annem. Neden babamla birlikte tam iyileşmeden çıkardınız onu? Çünkü ben burada onlara bir oda verdim. Ve burada bakılacak da ondan, tamam mı? Annem içeride mi şimdi? Evet. Onu görmek istiyorum. Hayır, göremezsin. Neden? Çünkü seni bu evde görmek istemiyorum da ondan. Ayrıca onların da seni görmek istediğini pek sanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Bu senin kendi düşüncelerin. İyi kötü babamla hastanede konuştuk. Fazla sert davranmadı orada bana. Seni oradan da kovacak hali yoktu. Çünkü hastane babamın değildi. Ama seni buradan kovuyorum. Git ve bir daha da gelme buraya, tamam mı? Abla, neden? Neden böyle yapıyorsun? O iki zavallı insanı bile bile neden mutsuzluğa mahkum ediyorsun? Handan kime bağırıyor öyle İsmail? Bilmem, birine bağırıyor işte. Nazan'ın sesine benzettim. Kızım mı geldi yoksa? Ne Nazan'ı hanım? Handan onu buraya sokar mı hiç? Kızımın, Nazan'ımın sesiydi o bey. Ben kızımın sesini tanırım. Git bak. Gelen Nazan'sa Handan kovmasın onu. Gidemem hanım. Kızın sinirleri üstünde, bana da bir şey söyleyebilir. Aysel kızım, günlük gazeteler geldi mi? Geldi efendim. Getirir misin? Tabii. Buyurun beyefendi. Sağ ol kızım. Evet, bakalım ne haberler varmış. Aysel, gazeteler nerede kızım? Beyefendi istemişti, ona verdim efendim. Kızım, kaç kere söyleyeceğim sana, ben okumadan kimseye vermek yok diye. Ama Metin Bey, kayınpederiniz... Başlattırma kayınpederimden. O kadar meraklıysa gitsin kendi gazetelerini kendisi alsın. Bundan böyle sorarsa Metin Bey kızıyor dersin, tamam mı? Tamam efendim. Ya Rabbi, bu hallere düşecek adam mıydım ben? Zengindir diye kızımı verdiğim adama bak. 3 gazeteyi okumamı bile çok görüyor ben. Ne oldu bey? Neden ağlıyorsun? Kadere ağlıyorum Naime Hanım. Kadere.
Günaydın kızım. Günaydın baba. Kahvaltıya geldim de. Biz kahvaltımızı yaptık. Söyleyeyim de Aysel odanızı hazırlasın sizinkini. Ya ben de baba kız karşılıklı yaparız diye düşünmüştüm. Kusura bakma, Metin kalabalıktan hoşlanmıyor. Odanızda edin. Peki kızım. Aha, doktor çağırıp da anneni bir kontrol ettirseydik. Neden? Annemin nesi var ki? Bir şey yok kızım ama ilaçları bitiyor. Hani bir baktırsak diyordum. Birazdan arkadaşlara gideceğim. Birkaç gün ilaçlarını almasa da olur. Yarın çağırırız doktoru. Akşama evde değil misin? Hayır, kaçta geleceğimi de bilmiyorum. Metin de geç gelecek. Yavrum, böyle her gece uykusuz kalıyorsun. Bak baba, sakın benim hayatımı yönetmeye kalkma. Ben istediğim zaman gelir, istediğim zaman giderim. Oturun işte sıcacık odanızda baş başa. Peki kızım, peki. Kızma. İsmail efendi, ne oldu? Hiçbir şey olmadı hanım. Handan daf mı söyledi? Ağlama Naimane, ağlama. Karnın acıktı mı? Sana yiyecek bir şeyler getireyim mi? Baba, bu akşam arkadaşlar bize gelecek. Bir şeyler yiyeceğiz ve oyun oynayacağız. Siz sakın odanızdan çıkmayın. Olur, çıkmam evladım. Yalnız ufak bir televizyon olsa o zaman hiç sıkılmam. Bir de sıkılıyor musunuz yoksa? Hayret, memnun edemedim bir türlü sizi. Öyle demek istemedim kızım. Memnunuz çok şükür. Hani geceleri uyuyamıyorum. Haberleri falan dinlemek için. Dinlemeyiver baba. Şimdi senin için gidip milyonlarca lira harcayarak televizyon alamam doğrusu. Yeni al demedim kızım. Hani senin yatak odanda var ya, hani bu gecelik olsun onu bizim odaya koysak. Vallahi Metin kızar baba, böyle konularda çok titizdir o. Hem ne var sıkılacak, yatın uyuyun canım. Peki kızım, olur yatarız. Ay bıktım artık ama, istekleri de hiç bitmiyor bunların. Kafalarını sokacak bir yer bulduklarına şükretmiyor, hala istiyorlar. Ben evimi almasam şu anda kim bilir nerede yatıp kalkacaklar be. Evet, hanım teyzenin durumu fena değil ama ilaçlarına devam edecek. İşte gerekli ilaçları yazdım. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Sizi kapıya kadar geçireyim. Güle güle efendim. Güle güle. Ne dedi doktor? İlaçlara devam dedi. Şu ilaçları alabilecek misin kızım? Şimdi alamam. Ben bir arkadaş toplantısına gideceğim. Geç kaldım zaten. Peki ben alırım kızım. Ama yanımda fazla para yok. Sen de olduğu kadarıyla al baba. Olur mu kızım? Hepsi de önemli ilaçlar. Ne yapayım baba? Bende de fazla para yok. Kumara gidiyorum. Az parayla da oyun oynanmaz ki canım. Peki kızım. Peki. Buyurun beyim. Şu alyansımı satacaktım da. Tabii. Verin tartayım. Evet. 7 milyon ediyor. Parasını vereyim mi? Verin tabii. Verin. Peki. Buyurun. Teşekkür ederim. En yakın eczane ne tarafta acaba? Buradan devam ederseniz sokağın başında göreceksiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Güle güle. Kusura bakma Naime. Alyansımı satmak istemezdim ama mecbur kaldım. Kader işte. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. İsmail Bey. Buyur Naime Hanım. Bir şey mi istedin? Midem ezildi. Bir tas çorba olsa da.
Tamam tamam, dur şimdi getiririm mutfaktan. Bu iş böyle gitmez Andan. Bugün doktor telefon açtı. Dünyanın parasını istedi. Bitsin artık bu doktor faslı canım. Valide Hanım'ın tedavi edilecek nesi kaldı Allah aşkına? Aman Allah'ım, bunlar bizi konuşuyorlar. İlaç parası, doktor parası, yiyip içtikleri yetmiyormuş gibi. Bir de bunları ödemekten bıktım, usandım Handan. Ay ne yapayım Metin, sokağa mı atayım yani? Biraz anlayışlı ol. Tamam, doktor artık gelmemesini söyledim. Huzur evine yatıralım desen yine masraflar bizden çıkacak. Bak Handan, ben onu bunu bilmem. Bu meseleyi kökünden halletmek lazım, anlaşıldı mı? Hem ben evde ayak altında dolaşan bir insan gördükçe rahatsız oluyorum canım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, neler duyuyorum. Bin defa söyledim Metin. Kocam gelince ortalıkta dolaşma dedim babama. Yine de televizyon seyredeceğim diye ortaya çıkıyor ikide bir işte. Maşallah maşallah, gırtlakları da iyi hani. Önlerine ne konulursa hop yutuyorlar. Ay dün görecektin, bir kirli çamaşır çıkartmışlar. Bildiğin gibi değil. Hizmetçiden utandım ya. Bütün bunlar senin suçun Andan. Senin suçun. Ne vardı yanımıza gel diyecek ha? Aa, ama o zaman da köşkü alamayacak. Ya o köşkten benim ne kazancım var Andan? Bir hayrını mı görüyorum? Ay satalım o zaman. İpotek olarak ödediğin paranın en az 3 misline satarız. Bankaya koyar faizini alırız. Sen bilirsin Handan, ne yaparsan yap. Ay. Aman Allah'ım, neler duyuyorum, neler duyuyorum. Bir de bunlara bel bağlamıştım ben. Şunlara gözükmeden mutfağa gireyim bari. Buyur bey amca. Güzel kızım. Hanım teyzen acıkmış. Biraz çorba var mı? Yok ama hemen yaparım, merak etmeyin. Ne oluyor orada bakayım? Ne istedin baba? Annen biraz acıkmış da canı çorba istedi. Ne çorbası? Beklesin, 2 saat sonra akşam yemeği yenecek. Haklısın yavrum ama malum annen hasta. Biliyorum biliyorum ama hasta diye 10 dakikada bir yemek yenilmez ki. Ben şimdi konuşurum onunla. Neyin var senin anne? Öyle canının istediği zırt pırt yapılamaz bu evde. Bu evin kendine göre kuralları var. Karnın acıktıysa yemek saatini bekleyeceksin. Peki kızım, beklerim. Aa, bunlar da ne böyle? Baba, bu gazeteler nereden geldi? Ya şu odanın haline bakın. Her yer gazete dolu. Alim mi olacaksın bunları okuyor okuyor? Sıkıntıdan kızım. Hem okuyor hem de bilmecelerini çözüyorum. Bilmece mi? Baba kaç defa söyleyeceğim sana bilmece çözmek yok diye. Hem neden bana sormadan çözüyorsun? Ben stres atmak için çözüyordum. Ha, yeter artık. Evimin düzeni falan kalmadı sizin yüzünüzden. Bana bakarsan benim haberim olmadan bunlara bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Yoksa kovarım seni. Nedir bu böyle? Gece yarılarına kadar oturuluyor, yemekler yeniliyor, televizyonlar seyrediliyor, bilmeceler çözülüyor. Ha, tahammülüm kalmadı artık. Sanki para basıyoruz biz bu evde ya. Naime, Naime, ne olur duyma bunları. Ne olur duyma. Üzme kendini. Her şey düzelecek. Göreceksin. Gerekirse bir iş bulur, çalışır, ayrı eve çıkarım. Sana bir bakıcı kadın tutarım. Yeter ki sen üzülme. Nazan, Nazan'ı bu bey. Babanızdan ve annenizden bir haber var mı Nazan'ım? Yok efendim. Ablam olacak kadın beni eve sokmadığı için ikisinden de bir haber alamıyorum. Ben ablanızın neden anne ve babanıza sahip çıktığını öğrendim Nazan Hanım. Sahi mi Halil Bey, nedenmiş? Dün babanızın iflasıyla ilgili duruşmaya çıktım. Mal varlığı araştırmasında oturduğu köşk yoktu. Bir araştırma yaptım. Köşkü kızının üzerine geçirdiğini tespit ettim. Mesele şimdi anlaşılıyor. Söylemiştim Handan ablam menfaatsiz, kimseye selam bile vermez diye. Ne ayıp bir şey. Köşkü elde edebilmek için annemle babama güler yüz gösteriyor. Eğer isterseniz bu hileli devir teslimi durdurabilirim. Zira o köşkte sizin de hakkınız var. Hayır Halil Bey, sağ olun. Ben paraya değer verseydim ta o zamanlar babamın bana bulduğu zengin adamla evlenirdim. Şu anda benim tek istediğim anne ve babamı yanıma alabilmek. Onlara bakabilmek. İnsanı şaşırtan bir kişiliğe sahipsiniz Nazan Hanım. Şaşıyorum doğrusu. Size kötülük edenlere bile acıyor ve merhamet gösteriyorsunuz. Cezalandırmak ve affetmek sadece Allah'a mahsustur Halil Bey.
Kim ne yaparsa yapsın kimseye karşı bir kin düşmanlık duymam. Hele anne ve babama. Beni doğuran, büyüten, yetiştiren insanlara. Alo. Nazancığım ben Birsen. Ah Birsen, nasılsın? Nazan, bilmen gerekir diye seni aradım. Yarım saat önce baban bizim doktoru aradı. Yok dedim, bir not bıraktı. Okuyayım mı? Oku tabii. Bizi bu evden kurtarın yoksa karım ölecek. Aman yarabbi. Şey, anladığım kadarıyla babanla annen Handan'ın yanında kalmaktan pek mutlu değiller galiba. Senin yerinde olsam hiç durmam, ablanın evine gider onları oradan alırdım. Haklısın Birsen. Sağ ol canım. Ben de öyle yapmayı düşünüyordum zaten. Öyle yapacağını bildiğim için az önce bir ambulans çıkardım yola. Handan'ın evine gidiyor. Anneni ambulansa koyarak evine götürürsün. Ah Birsen canım benim. O kadar iyisin ki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne oldu Nazan Hanım? Ablam köşkü üstüne geçirdi ya. Babamlarla işi bitmiş. Anlamadım. Az önce babam hastane doktorunu aramış ve bir not bırakmış. Bizi bu evden kurtarın yoksa karım ölecek diye. Vay canına. Desenize zavallı adamın canına tak etmiş bazı şeyler. Evet. Eğer izin verirseniz hemen oraya gitmek istiyorum. Annemle babamı alıp kendi evime getireceğim. Tabii. Ama seni yalnız bırakmayacağım. Ben de geliyorum. Nazan Hanım, durun hanımefendiye haber vereyim. Çekil kenara Aysel. Senin hanımefendinle bir işim yok. Babamla annemi almaya geldim ben. Baba, baba neredesiniz? Neler oluyor orada? Nazan, izinsiz giremezsin evime. Babamla annemi almaya geldim. Söyle nerede onlar? Dur bakalım, onların seni istemediğini unuttun galiba. Hangi yüzle geliyorsun buraya bakayım? İsteyip istemediklerini kendileri söylesin abla. Onların yerine konuşma artık. Handan, ne oluyor orada? Kim geldi? Baba, ben geldim, sizleri almaya geldim. Nazan, sen misin kızım? Babacığım, hadi sizi götürmeye geldim. Artık benim yanıma geleceksiniz. Anneme ve sana ben bakacağım. Hem de ömrümün sonuna kadar. Hadi durma baba, burada neler olup bittiğini biliyorum. Babam da annem de seninle gelmeyecek Nazan. İstemiyorlar seni. Bırakın da bunu kendileri söylesinler Handan Hanım. Başkalarının yerine cevap verme hakkını kimden alıyorsunuz? Siz de kim oluyorsunuz? Ne hakla karışıyorsunuz işimize? Ben kız kardeşinizin patronuyum, avukatım. Hadi baba, cevap ver bana. Sen ve annem benimle gelip benim küçük evimde huzur ve mutluluk içinde oturmak ister misiniz? Nazan, yavrum, beni affedebilecek misin? Babacığım, babacığım beni. Geliyoruz kızım, geliyoruz. Dur, anneni de alalım. Oo, bakıyorum da birden kızınızın yanına geçtiniz İsmail Bey. Ne kadar da nankörmüşsünüz. Bravo. Ben sizler için her şeyi yaptım ama yine de yaranamadım. Sakın bir daha bana nankör deme Handan. Bunun en güzel açıklamasını sen yaptın zaten. Bu kelimenin manasını senden daha iyi kimse bilemez. Ama yine de evladımsın. Kızgın değilim sana. Ama kırgınım. Evinde beslediğin bir hayvan gibi davrandın bize. Hasta annen için bir tas çorbayı bile çok gördün. Doktoru çağırmamakla, ilaç almamakla seni doğuran kadını adeta ölüme mahkum ettin. Hiç inkar etme. Her şeyi duydum ben. Her şeyi. Bak baba, son defa söylüyorum. Bu evden çıkarsanız bir daha giremezsiniz. Hadi baba, bırak o konuşsun. Biz annemi alalım. Aşağıda bir ambulans onu bizim eve götürmek için bekliyor. Nerede kalıyor annem? Sandık odasında. Aman Allah'ım, sandık odasında. Naime Hanım, bak, bak kim geldi. Nazan, Nazan'ım benim. Anne, anneciğim, canım benim, bir tanem. Annem, annem benim. Bundan sonra benimle kalacaksınız anneciğim. Size ben bakacağım, hem de ömrümün sonuna kadar. Nazan'ım, Nazan'ım. Boşuna yanına alma bunları kızım. Sana verecekleri en ufak şeyleri bile kalmadı. Hiç heveslenme diye söylüyorum. Hasrettiğin köşkse bunun hiç değeri yok abla.
Bir annenin bir babanın yanında bir köşk nedir ki? Zenginliktir kızım, zenginlik. Yanılıyorsun abla. Esas zenginlik insanın ana babasına sahip olmasıdır. Şimdi esas zengin olan benim. Çünkü annem de babam da artık benimle. Yazık ki sen bu zenginlikten uzaklaştın. Bu zenginliğin değerini bilemedin. Hadi baba, yardım et de annemi aşağı indirelim. Eve gidince size sıcak bir tarhana çorbasıyla acılı bir kuru fasulye yapayım. Herhalde özlemişsinizdir bunu. Nazan Hanım, bu harika yemeğe karımla çocuklarım alıp biz de katılabilir miyiz acaba? He? Ne demek Halil Bey? Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Siz olmasaydınız, sizin iyilikleriniz olmasaydı, sizden güç almasaydım, belki hala annemle babam zalim ablamın elinde kahır çekiyor olacaktı. Biz hepimiz bu mutluluğu sizlere borçluyuz. Allah sizden razı olsun. Yıllardan Sonra adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.